Öncelikle başlamak istiyorum. Hemen son zamanların özellikle de favori uygulamaları arasında. Scarlett. Evet. Scarlett nedir hocam ve hangi durumlarda uygulanır, bahseder misiniz? Ya Scarlett hakikaten bizim kliniğimizde de göz bebeğimiz gibi. Evet. Sonuçları çok iyi olan, cevapları çok iyi olan bir cihazımız. Bunda iğneler yardımıyla cildin katmanlarında kolajen yapımını uyararak cildin 5-10 yıl önceki canlı ve daha parlak hale gelmesini sağlıyor. Birçok alanda kullanılabiliyor. Başta işte dediğim gibi cildin canlanması, ameliyatsız yüz gençleştirme olarak evet. geçiyor zaten. Bunda bütün işte boyun ovalinin düzeltilmesi, boynun ince kırışıklıklarının açılması, yüz ovalinin toparlanması, çene deki sarkmaların engellenmesi, yine kaştaki sarkmaların toparlanması ve bütün yüze yapılan uygulamalarla cildin başka uygulamalara olan ihtiyacının da azalmasını sağlıyor. Onun haricinde yüzdeki izleri azaltıyor. Evet. Akne izlerine, çeşitli skarlara uygulayabiliyoruz. Onların toparlanmasını sağlıyor. Göz altı dahil olmak üzere cildin her tarafına, boyun ve dekolteye uygulayabiliyoruz. Buradaki lekelerin ve kılcal damarların azalmasını sağlıyor. Hakikaten yaptığı iş nedeniyle çok büyük bir rolü olan bir cihaz. Yani bizim devamlı elimizin altında olup neredeyse her alanda kullanabileceğimiz bir cihaz. Evet hocam, uygulamalarda zaten sıkça sizleri de görüyoruz. Şu anda zaten özellikle son zamanlarda birçok bayanın tercih ettiği şu evet. sivri, işte çenenin oval gelişi, aynen. işte kaşlar, gözaltı gibi. Bu gibi uygulamalarda dediğiniz gibi evet Scarlett tercih edilebilir. Peki hocam, Scarlett ağrılı bir işlem mi merakı var? Hafif bir ağrısı var. Normalde bu işlemi yapan cihazlar çok ağrılıdır. Scarlett bunlar arasında en az ağrısı olan cihazdır. Evet. Ama sonuçları en yüksek olan cihaz. Öncesinde bir lokal anestezik krem uyguluyoruz hastamızın cildine. Ondan sonra yani hiç ağrı olmuyor demeyelim ama hafif ağrılı olan bir işlem. Ama sonuçlarını görünce hastalar o ağrı hiç gözlerine görünmüyor. Peki hocam, bu tek bir seferde mi yapılır, kaç seans uygulanmalı? Yok, bir ay arayla 3 seans olarak öneriyoruz biz hastalarımıza. Ama hastanın durumuna göre bu seans araları da uzatılabilir, seans sayıları da uzatılabilir. Evet. Ortalama böyle 45-50 dakika civarında sürüyor bir seansımız. Evet. Dediğim gibi hani dekolte ve boyna da uygularsak o seans süresi bazen bir saate doğru da kayabiliyor. Bir ay arayla 3 defa geliyor hastalarımız ama hani onun sonrasında da hastalar mesela bir skara uyguluyorsak daha fazla seans gerekebilir. Mesela sarkmalara da, vücuttaki sarkmalara da uygulayabiliyoruz, çatlaklara da uygulayabiliyoruz. Onlar da seans aralıkları biraz daha farklı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Scarlett'le ilgili evet birçok merak edilenler vardı. Dediğim gibi son zamanlarda gerçekten favori uygulamalar arasındaydı. Evet, izleyenlerimize bu konuda merak ettiği soruları yanıtlamış olalım. Hocamın vesilesiyle hocam da bu konuda oldukça başarılı. Bu işlemi de birçok kez tekrarlamış ve başarılı sonuçlarda evet. gördüğümüz hastalarımız evet, yani var. Bir de şöyle bir özelliği var. Yani küçük yaştan itibaren herkese uygulanabilir. Evet. Hiçbir ciltte bir yara, bir hastalık olmadığı sürece hiçbir kontraindikasyonu yok. Herkese yapabiliriz. Alerjisi olanlar da dahil olmak üzere. Yani hiçbir çekince oluşturmayan bir cihaz. Peki hocam, şimdi önemli sorulardan birine değinmek istiyoruz. Dolgu ve botoks. Hocam bu ikisi çok karıştırılıyor. Yani dolgu hangi bölgeye, botoks hangi bölgelere uygulanır ve nedir? Bizi açıklayabilir ya, misiniz? Botoks bir çeşit kasların çalışmasını engelleyen aslında bir zehir. Evet. Bu belli bir süre için, ortalama işte 5-6 ay civarında kalış süresi, o kasların kasılmasını engelliyor. Evet. Yani özellikle biz bunu mimik kaslarına uyguluyoruz. Göz kenarı, kaş ortası, alındaki mimik kaslarına. Bazen çene etrafındaki ince kıvrımlara da uygulanabilir ama esas uygulama yerimiz göz etrafı ve alın, kaş ortası. Evet. Bunlara uyguladığımız zaman oradaki mimik çizgileri yapmamızı engelliyor botoks. Belli bir süre için o bölgeyi kasamıyoruz. Dolayısıyla oradaki kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. O kırışıklıklar kaybolunca da tabii cildin genel bir taze görüntüsü oluşuyor. Aynı zamanda düzenli botoks yaptırılırsa eğer 6 ayda bir evet. yeni kırışıklıkların oluşması da engellenmiş oluyor. Evet.
Botoksu bir de kırışıklık haricinde terlemede de kullanıyoruz. Koltuk altı, el ayak terlemelerinde. Hı hı. Onlar da mesela ne yaparsa yapsın koltuk altı çok terleyen hastalarımız oluyor. Evet. Onlar da bir 6 ay kadar mesela yaz başı geliyorlar. Yapıyoruz uygulamamızı. En azından bütün yazı rahat bir şekilde geçiriyorlar. O terleme şikayetinden kurtulmuş oluyorlar. Onda da faydalanıyoruz. Evet, onu da evet bu vesileyle de terlemede de etkili olduğunu evet. İzleyenlerimize hı hı. duyurmuş olalım. Yani hocam yaklaşık 6 ayda bir zaman evet, kabaca öyle. Yani esas hani firmanın bize ilettiği 4,5-5 aydır botoksun süresi ama o mimik kaslarının kullanımına göre o süre uzayabiliyor. Hı hı. Yani kabaca 6 ay gibi düşünmek lazım. 6 ay gibi söyleyebiliriz.